COSGAP destek programları kapsamında 2004 yılında şu ana kadar 19 milyon 57 bin liralık bir destek sağladık e, COBİ'lerimize. E, bu desteklerimiz içerisinde özellikle e, Yeşil Sanayi destek programımız öne çıkıyor. Ayrıca COBİ gelişim destek programımız kapsamında da destekler verdik. Toplamda 9 destek programından e, 19, 116 işletmeye 19 milyon 57 bin lira destek sağlamış bulunmaktayız. Ee, bu programlar içerisinde RGE Ürgüp İnovasyon Destek Programı, Geleneksel Girişimcilik Destek Programı, İleri Girişimcilik Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı, KOBİGEL, Gel KOBİ Gelişim Destek Programı, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programımız ve Yeşil Sanayi Destek Programımız bulunmakta. Ayrıca Yurt dışı da, Pazar Destek Programımız kapsamında da destekler sağladık. Ee, özellikle dediğim gibi Yeşil Sanayi Destek Programımız e, ve KOBİ Gelişim Destek Programımız öne çıkmakta. Ee, Tabii yeni dönemde ayrıca girişimci destek programımız, yeni yürürlüğe giren girişimci destek programımız da e, bu kapsamda başvurular almaya devam etmekteyiz. Da, e, yani 2024'ün ilk yarısının ilk yarısını 2023'ün e, ilk yarısına 2023 kıyaslama yaparsak %29 bir artış e, söz konusu. E, 2023 yılının toplamında 33 milyon 500 bin lira destek verirken biz ilk 5 ayda 2024 yılının ilk 5 ayında 19 milyon destek ödemesi yapmışız. Koskep malum girişimcilik desteklerine önem veriyor. Girişimcilik kültürünün e, yurt yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda da e, desteklerimizi güncellemiş bulunuyor, bulunmaktayız. E, girişimcilere verdiğimiz desteklerde şu anda üst limit 2 milyon liraya çıkarıldı. Fakat e, özellikle ülkemizin ihtiyacı olan stratejik sektörleri Öncelikleyerek destekler veriyoruz. Giriş iş Kurma desteği kapsamında ayrı bir destek veriyoruz. Kuruluş desteği olarak iş Kurma desteği olarak 20 bin liraya kadar destek veriliyor. Ayrıca personel gideri olarak kapsamında da destek veriyoruz. İş Geliştirme desteği kapsamında da personel giderlerine, makine teçhizat ve kalıp giderlerine, yazılım giderlerine, hizmet alım giderlerine destek veriyoruz. Tabii iş geliştirme desteğine başvuru çağrı esaslı olduğu için 28 Haziran'a kadar yapılacak başvuruları kabul ediyoruz. Bu programa iş geliştirme desteğine başvuru yapabilecek sektörler farklılaştırılmış durumda. İmalat sektörü, telekomünikasyon sektörü, bilgisayar programlama sektörü, bilgi hizmet faaliyetleri ayrıca bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek sağlanacak 28 Haziran'a kadar yapılacak başvuruları kurul aşamalarından geçtikten sonra Türkiye genelinde yapılacak sıralama sonrasında kazananlara bu bildirimler yapılacak. İş geliştirmek desteği kapsamında verebileceğimiz desteğin üst limiti 1 milyon 650 bin lira. Bize nasıl başvuru yapılabilecek? Son 3 yıl içerisinde işletmesini kurmuş olan imalat sektöründe ya da telekomünikasyon, bilgisayar programlama, Bilgi hizmet faaliyetleri ya da bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri konularında işletme kurmuş olan girişimcileri biz e, müdürlüğümüze bekliyoruz. Web sayfamız, sayfamızdan başvuru yapabilirler. E, daha detaylı bilgi edinmek için müdürlüğümüze gelebilirler.